Böyle bir şey mi olur ya? Aşkım, 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 aşkım. Ortamlara bak, özür dileyen, hataları tekrar tekrar yapan, hiç ciddiye almayan insanlarla doldu. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Yani bak, ben sana bir sır vereceğim. Hazır mısın? Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahit'im, merhabalar. Kendimizi kullandırmamayla ilgili önceki video gerçekten çok güzeldi. Harika yorumlar da, mailler de geldi. Çok güzel. İnsanlar meğer ne kadar çok kullanılmaya müsait olduklarını fark etmişler. Siz anlatınca güzel. Hocam ışık yanıyor kafada yani. Güzel. Farkına varıyoruz. Şimdi en çok ezilen kişiler, tipler kim biliyor musun? Sürekli özür dileyen. Kendini özür dileyecek duruma düşürme arkadaş. Habire alttan alça tamam özür dilerim, tamam kapatalım hadi özür dilerim. Özür bu kadar saçma sapan ortalıklarda söylenen bir laf değil ya. Özür ben hatalıyım demek. Yapma özürü. Özürü bu kadar aşağılama. Özür kutsal bir laf. Özürü dini anlamda özür diliyorsan zaten cennete giriyorsun deniyor ya. Özür kutsal bir şey. Sen özürü ne kadar aşağılıyorsun böyle. Tamam özür dilerim kapatalım hadi özür dilerim özür dilerim. Bak son dönemde iki tane kirletilen ifade var Mücahit'im. Birisi özür, birisi aşk. Aşkım, aşkım tamam, aşkım. Bu ne biçim saçma sapan bir lafa döndü. Bardak deri gibi aşkitom diyorsun. Böyle aşkitom mu olur ya? Ya sen aşkı, aşk için eski şeylere bak işte Leyla'lar, Mecnun'lar, bilmem neler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, zatlar neler neler anlatmış. Adamlar sayfalarca kitap yazmış. Aşkitom, aşkım, aşkım, aşkı. Ya bu ne saçma sapan bir. Birisi de özür. Özür dilemeyi bilmiyoruz biz diye. Uzmanlar konuştu millet. Tamam özür dilerim, özür dilerim. Hadi özür dilerim. Tamam uzatma hadi özür. Abi özür sizin böyle hafife aldığınız saçma sapan bir laf değil ya. Özürü ciddiye al ya gözünü seveyim. Bak tekrar ediyorum. Gerçekten hatalı değilsen ve karşı tarafta sömürmeye müsaitse özür dileme. Ya özür dileyim her şey. Özür dilemek bir erdemdir. Abi özür dilediğin kişiye göre değişir o erdem. Saçma sapan bir tipten de özür diliyorsan erdem değil merdem oluyor. Seni aşağılıyor adam. Bunu da yapma gözünü seveyim ya. Doğru. Onun için Mücahit'im bak psikolojik olarak çok saçma sapan yerlere götürdüler olayı. Özür dilemek, özür dilemek, aşkım aşkım bilmem ne. İşte babalar, çocuklar arkadaş gibi olmalı falan filan. Çocukların her şeyine izin verin. Al, hiperaktif çocuklar kampanyası başladı. Bir sürü çocukta dürtü kontrol bozukluğu var. Hadi hayırlı olsun. Hadi, yaptığınızı beğendiniz mi? Güzel mi oldu, iyi mi oldu? Çocuk kendini durdurabiliyorsa iyi çocuktur. Kendini durdurabilmek o kadar güzel bir... Ne oldu bozdunuz bunu? Aynı şey işte. Özür dilerim, özür dilerim kapansın. Özür dileme abi. Gereksiz yere özür dileme ya. Saçma sapan tiplerden özür dileme ya. Seni aşağılayacak tiplerden özür dileme. Seni görmezden gelecek tiplerden özür dileme. Kimden özür dilebiliyor musun? Gerçekten hatalıysan. Bir de karşı taraf bunun efendilikle, saygıyla kıymetini biliyorsun. Yani bak ben sana bir sır vereceğim. Hazır mısın? Evet. Sen özür dilediğinde, özür dilediğin kişi de mahcup oluyorsa özür dile. Ya hocam çok özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah hiç. Ya önemli değil kafana tak. Adam da üzülüyorsa bu özür dilenecek kişidir. Sen ya kusura bakmayın hocam özür diliyorum dedin. Karşı tarafta özür dileyeceksin tabi hatayı yaparken iyi. Arkadaş ben özür diledim. Kafama odunu verip gel bana vur demedim ki. Böyle bir şey mi olur ya? Anladın mı? Bak özür dilenecek kıvamı anlatabildim mi ne dediğim? Çok önemli. Böyle uzmanların gazına gelip özür dilemek bir erdemdir. Tabii hepimiz özür dilemeyi bilmiyoruz. Bak benim gördüğüm eski adamlar ve eski kadınlar var aslan gibi. Bunlar özür dilerim demiyor ama. Çay içelim mi ya? Sana bir çay yapayım elimle diyor. Özür dilememin laciverti bu. Tabii o duyguyu veriyor. Özür dilerim saçmalığı yapmıyor ama
Öyle etmiyor ama. Duyguyu vermeden ezbere söylemekten çok daha samimi. Evet, hakkını helal et diyor. Bu özür dilerim demek yani ama o hissiyatla söylüyor. Kusura bakma diyor ya. Yanlış oldu diyor. Bu özür dilerim demenin laciverti bu. İnsanlar öyle saçma. Her şeyi hafife anlıyor. Kelimelerin içindeki anlamı boşalttılar ya. Ya çok üzülüyorum arkadaş. Ne varsa eskilerde var diyorum, beni gericilikle suçluyorlar. Bu eskiler güzel insanlar. Çok güzel adamlar gördüm. Tabii yaşım da büyük. O yüzden biraz. Ben gericilik değil de bunu duydum. Yani insan atalarına, eskilere benzemeye başlıyorsa ya da onların takdir etmeye başlıyorsa. 45'i geçince oldu bende. Öyle mi diyorsunuz? Yani adamların, eski adamların özrü çok samimiydi. Adam zırt pırt özür dilemiyordu ama o pişmanlığı algılıyordum ben. Bir de hocam siz literatürü okuyunca eskilerin ilkokul mezunu olarak bu kadar doğru davranmasına şaşırıyorsunuz. Tabii bunu kaç kere söyledim, canlı yayınlarda söyledim. Şok edici, ne kadar doğru davranmışlar. Ama bunu Doktor Goldman diye bir adam yayınlayınca acayip dünyada ses getiriyor. Benim babam yapıyordu rahmetlik. Malatya'da. Eğitimsiz bir adam yani. Yapıyordu bunu. Kralını yapıyordu. Ben hatırlıyorum yani, şunu hatırlayın, şu sahneyi hatırlayın. Oğlum kafana takma sen. Biraz yanlışlık oldu. Ben biraz yanlış anladım herhalde. Takma kafanı, rahat ol. Bu babamın özür dilemesiydi ya. Babam böyle özür dilerdi. Yerlere kapanmazdı ama o acıyı görürdüm yüzünde. Özür dilerim deyip geçmezdi. Geçmezdi. O acıyı görürdüm yüzünde ya. Baba yo estağfurullah olur mu falan. Ben ezilirdim adamın o. Yani o şeyde yani özür karşı tarafta ezilme duygusu oluşturuyorsa özür. Özürüm tam kamera özür. Ne yapıyorsun ya? Bu ne biçim özür ya? Ortamlara bak, özür dileyen, hataları tekrar tekrar yapan, hiç ciddiye almayan insanlarla doldu. Çünkü özürün anlamını boşalttılar. Özür bir kelime değil, bir duygu. Pişmanlık duygusu. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hayvansın o zaman. Hayvansın, hayvanlar da pişman değil. İnsan pişman olur ki öğrensin. İnsan üzülür ki yapmasın bir daha. O yüzden ezdirmek istemiyor musun kendini? Değecek kişiye abartmadan, aşırı eziklenmeden ama o pişmanlık duygusuyla özür dile. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah Mücahit. Görüşmek üzere. Görüşürüz Mücahit.